Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 adet motor sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Nokta atışı yapacağız. %100 sınavlarda çıkacak. Çözeceksiniz ve sınavı geçeceksiniz. Motor sorularını hiçbir şekilde atlamayacaksınız arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorudan başlıyorum. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? Alt çizginin altında. Çizgilere değmemeli, üst çizginin üstünde, iki çizginin arasında. Evet, bakın iki çizgi arasında A ve B, C. Evet arkadaşlar, B o A ile C'nin arasında olmalıdır. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar. Evet bakın bu ikinci soru arkadaşlar. Evet. 0 2 yapalım şöyle. Evet, aracın göstergelerine ne zaman bakılır? Virajlarda, tünellerde, kavşaklarda, düz yol kesimlerinde. Arkadaşlar araçların göstergelerine düz yol kesimlerinde bakılır. D seçeneğimiz doğrudur. Göstergeler taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren sesli veya ibreli uyarıların toplandığı bölümdür. Hız göstergesi, devir, hararet, yakıt, şarj, yağ, kısa farlar, uzun farlar, sis farları, arka cam rezistansı, balata, el freni, dörtlü flaşör, hararet, sağ sol sinyal ve cam suyu lambaları arkadaşlar. Göstergelerde sık sık sınavlarda geliyor. Bunları da tekrar etmeniz sizin menfaatinizedir. Aracın sigortasından biri 60 ise ne yapılır? A. Aynı amperde yenisiyle değiştirilir. B. Tel takılır. D. C. Aynı büyüklüğe yenisiyle takılır. D. Sigara kağıdı sarılır. Arkadaşlar aynı amperde yenisiyle değiştirilir. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Lastik hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur? Motor ısınır, yakıt tüketimi artar, motor yağ yakar, yakıt tüketimi azalır. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde yakıt tüketimi artar seçeneğimiz B olacak. Beşinci sorumuz. Yoldan gelen sarsıntıları üzerine alarak sürüş konforu sağlayan süspansiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Şaft, aks, şanzıman, yaylar, amortisörler. Süspansiyon sistemi sürüş konforunu sağlayan yaylar ve amortisörlerdir. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Süspansiyon sisteminin görevi nedir? Sürücü ve yolcuların yol bozukluklarından etkilenmeden sarsıntısız bir yolculuk yapmalarını sağlıyor. Süspansiyon sisteminin parçaları yaylar, helezon yaylar, amortisörler ve makaslardan oluşur. Altıncı soru. Araçlarda aşağıdaki gösterge panellerinden hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yoktur? Şarj göstergesi, yağ göstergesi, hararet göstergesi ve yakıt göstergesi. Arkadaşlar yakıt göstergesi yandığında aracı durdurmaya gerek yoktur. Olacak. D seçeneğimiz doğrudur. Yağlama sisteminin görevi nedir? Evet, yağlama sistemi sürtünmelerden oluşan aşınmayı azaltır. Hareketin akışını kolaylaştırır. Çalışan parçaları temizler. Sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlar. Soğutmaya yardımcı olur. Çalışan parçaların ömrünü uzatır. Yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgi arasında olmalıdır. Yağ çubuğu silindir bloğu üzerinde olup kartere kadar uzanır. Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı yağ göstergesinden anlaşılır. Araç seyir halindeyken yağ lambasında bir anormalik görülürse motor hemen durdurulmalıdır. Motora yağ sübop kapağından konuyor arkadaşlar, bilginiz olsun, külbütör kapağından. Motor yağı kontrol edilirken araç düz bir zeminde olmalıdır. Motor stop edildikten sonra 4-5 dakika beklenmeli. Yağın tamamı kartere indikten sonra yağa bakılmalıdır. Motor yağı sıcak iken bakılıyor.
Yağın akışkan olması için bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da yağlama sistemini bakın görüyorsunuz. Evet, yağlama sisteminin parçalarını da görüyorsunuz. Evet. Evet, yağlama sisteminin parçaları arkadaşlar karter, motor yağını depoluk eder. Yağ pompası yağı basınçlı olarak hareketli parçalara gönderir. Yağ filtresi yağı temizler. Yağ çubuğu yağın seviyesini gösterir. Yağ müşiri yağlama basıncını gösterir. Yağ göstergesi de motordaki yağ basıncını gösterir. Evet. Yedinci sorumuz aracın uzun süreli park edilip çalıştırılmaması hangisine zarar verir? 1. Akü, 2. Fren balatalarının azalması, 3. Motor yağı kalitesinin düşmesi. Uzun süreli çalıştırılmayan bir aracın aküsü boşalır arkadaşlar. Motor yağı kalitesini de düşer. Fren balatalarında herhangi bir esneme olmaz. Evet, yani 1 ile 3 olacak. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 8. soru. Aşağıdaki lambalardan hangisi yanması motorun hemen durdurulmasını gerektirir? A. Yağ ve şarj lambası. B. Park lambası. C. Sol sinyal. D. Sağ sinyal. Bakın, şarj ve yağ lambası yandığı zaman aracımızı derhal durdurmamız gerekir. Güç aktarma organları var. Motor, vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşuyor sıralamamız arkadaşlar. Evet. Güç aktarma organlarında da mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Evet, verilenler şaft, diferansiyel, soru işareti ve tekerlekler. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten nedir arkadaşlar? Soru işaretinin olduğu yere volan, aks, kavrama, vites kutusu. Evet, buraya tabii ki aks gelmelidir. B seçeneğimiz doğrudur. 10. soru. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa. İlk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A. Bujiler. B. Akü suyu. C. Motor yağ seviyesi. D. Depodaki yakıt seviyesi. Evet arkadaşlar, depodaki yakıt seviyesi kontrol edilir. Cevabımız Denizli. 11. sorumuz. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi bakın, birinci neydi? Şaft. İkinci diferansiyel, üçüncü aks. Burada şıklarda verilenleri kıyaslıyoruz ve evet, iki diferansiyel, üç akstı. Bir de neydi? Şaft. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Cevabımız doğrudur. 12. sorumuz. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1 LPG, 2 benzin, 3 motorin. Evet, içten yanmalı motorlarda arkadaşlar LPG, benzin ve motorin günümüzdeki araçların tamamı, bakın. Bu verilenlerin her üçü de içten yanmalı motorlarda kullanılıyor. Bilginiz olsun. Cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Bakalım. Debriyaj balatasının eskimesi, lastik hava basıncının düşmesi, aracın uygun devirde kullanılması, hava filtresinin kirli olması. Evet arkadaşlar, burada neye bakalım? Dikkat ederseniz aracın uygun devirde kullanılması yakıt tüketimini artırmaz. Yani 1, 2 ve 4 var. Hangi seçenekte? Denizli seçeneğinde var cevabımız.
14. soru, aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? İstenilen yöne yönlendirir. Marş sistemi, yağlama, direksiyon, aydınlatma sistemi. İstenilen yöne sevk eden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki direksiyon sistemi de, değil mi arkadaşlar? Evet, direksiyon sistemi. Direksiyon. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde var. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Klimanın açılması, koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması, emniyet kemerinin takılması. Hangisi arkadaşlar kullanmaya başlamadan önce? Koltuk ayarlanır, aynalar ayarlanır, emniyet kemeri mutlaka takılır arkadaşlar. Klima nedir? Açılmaz. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır. 16. soru, motorun soğutma sisteminde kullanılan donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Asit, antifriz, saf su, elektrolit. Evet arkadaşlar, hangisidir? Cevabımız tabii ki antifriz olacaktır. B seçeneğimiz doğrudur. 17. soru, seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Antifriz kontrol edilir. B. Önemsenmez yola devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Trafik kurallarına uyularak kontak kapatılır. Seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. 18. soru. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? Bakın arkadaşlar, benzinli, dizel, elektrikli, buharlı. Püskürtme, enjektör deyince, benzin püskürtme deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Dizel araçlar gelecekti. Cevabımız burada Bursa seçeneği olacaktır. 19. sorumuz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Karterde yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, C. soğutma suyu sıcaklığını, D. radyatördeki su seviyesini. Hangisini gösterir arkadaşlar? Soğutma suyu sıcaklığını, yani aracın hararet göstergesi. Bakın, yanıyor. Soğutma suyu sıcaklığını bize bildirir. C seçeneğimiz doğrudur. 20. sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar, 20. sorumuz, 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır? Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı. Hangisinde sıkıştırılır arkadaşlar? Sıkıştırma zamanında. B seçeneğimiz doğrudur. 21. sorumuz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bize bildirir. Bakın, A seçeneğinde yakıt lambası. Yakıtın bitmek üzere. B seçeneğinde sis farları. C seçeneğinde arka cam rezistansı. D seçeneğinde yağ lambasının yandığını bize bildiriyor. Burada bize sorulan arka cam rezistansı C seçeneğinde olacaktır. 24. soruya geçmeden diferansiyelin görevi nedir? Sınavda soru olarak geliyor arkadaşlar. Diferansiyelin görevi, virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar. Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlar. Her iki aksla aynı zamanda çalışan elemandır.
Şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organı diferansiyeldir. Şaftan almış olduğu hareketi 90 derece çevirerek akslara iletir. Hareket ön ve arka tekerleklere birlikte iletilir. Virajlarda içteki tekerlekler az, dıştaki tekerleklere fazla döndürerek kolay ve rahat viraj almayı temin etmektedir. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz diferansiyelimizin şeklini. Evet. 22. soru, aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? Bakın. Diferansiyelin görevlerinden biri değildir. Yakıt tasarrufu sağlamak, tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak, şaftan gelen torku artırarak akslara iletmek, virajla dış tekerleğin iç tekerleklerden fazla dönmesini sağlamak. Evet arkadaşlar, bu soruya da dikkat edelim. Yakıt tasarrufu sağlamak değildir. A seçeneği olacak. 22. soru. Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? Aşınmayı azaltmak, sürtünmeyi azaltmak, yakıt tüketimini artırmak. Evet, motor yağının görevlerini de az önce açıklamıştık arkadaşlar. Aşınmayı azaltır, sürtünmeyi azaltır, yakıt tüketimini artırmaz. Burada 1 ile 2'nin olduğu şıkka bakalım. B seçeneğimiz doğrudur. 24. sorumuz. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Aracın yüksek devirde kullanılması. D. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Evet, dizel motora arkadaşlar yanlışlıkla benzin konulursa yakıt deposunun boşaltılması gerekmektedir. B seçeneğimiz doğrudur. 25. soruya bakalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde vermiş. Soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 1. Yüksek devirde araç kullanılması. 2. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması. 3. Araca uygun ebatta lastikler takılması, kullanılması. 4. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Yakıt tüketiminin artmasına hangisi sebep olur diyor. Arkadaşlar bakın burada 1 ile 2 olur, diğerleri olmaz. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. 25. soruya geçmeden, 26. soruya geçmeden pardon, lastiklerle ilgili önemli bir iki şey söyleyeyim size. Lastikler yol ile olan en önemli hayat bağıdır arkadaşlar. Her aracın lastik ebatları aynı değildir, farklıdır. Doğru şişirilmiş lastiklerle daha iyi fren yapılır. Viraja daha iyi girilir. Direksiyon kontrolü daha iyi sağlanır. Az yakıt tüketilir. Yolculuklar daha iyi yapılır. Lastikler daha az eskir ve inik lastikler her zaman trafikte kaza riskini artırır arkadaşlar. Lastiklerin üzerlerindeki yazan rakamlarda ebatlarını gösterir. Bakın ebatlarda P yolcu aracı lastiğini gösteriyor. 265 milimetre cinsinden lastiğin genişliğini gösteriyor. 60 arkadaşlar en boy oranı lastiğin yüksekliğinin genişliğine oranını gösteriyor. R radyal lastik demektir. 18 ise 18, 15, 16 demektir arkadaşlar. İnç anlamındadır. Lastiğin jantının genişliğini bize bildirir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Burası da çok çok önemliydi arkadaşlar. Evet. 26 şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada neyi gösteriyor arkadaşlar? Rot, fren, motor, diferansiyel. Evet, tabii ki motoru gösteriyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet. Motor yağını göstermiştik az önce. Evet arkadaşlar, motor yağı. Tekrar bakalım. Evet. 27. sorumuz. Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi A seçeneğinde fren balatası
Bitmek üzere. B seçeneği de el freni. C seçeneği şarj lambası. D seçeneği ise yağ lambası. Bize sorulan nedir? Şarj sisteminin çalışmadı. Yani aküyü gösteriyor arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 28. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? Sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle mazot motorun püskürtülerek. B. Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürterek. C. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleyerek. D. Sıkıştırılmış benzin hava karışımı buji ile ateşleyerek. Arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Bu sorular sık sık sınavlarda geliyor. Dizel deyince aklımıza enjektör gelecekti. Püskürtme. Benzin deyince de aklımıza buji gelecekti. Ateşleme. Evet. Burada verilen A seçeneğinde cevabımız doğrudur. Hemen 29. soruya bakalım. 29'da benzinli motorları sormuş. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme. Mazot hava karışımını buji ile ateşleme. Bakın, benzinli araçlarda mazot kullanılmaz. Dizel araçlarda mazot kullanılır. Evet arkadaşlar bakın mazot olduğu için her iki seçeneği de eledik. C seçeneği de sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. Evet arkadaşlar buji ile ateşlenir. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. D seçeneğinde benzin hava karışımı enjektör dediği için bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Evet. 30. soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Evet, dikkat ederseniz her üçü de nedir? Yapılmalıdır. Cevabımız Denizli. Evet, fren balatalarının anlamı nedir? Ne işe yarar fren balataları arkadaşlar? Fren sisteminde bir arıza olduğunu ya da el frenin çekili olduğunu belirten ikaz ışığıdır bakın. Fren hidrolik seviyesinde düşüş olduğunu bize gösterir. Fren balatalarının bakın aşınmış olduğunu bildiren ise bakın bu işaret gösterge panelinde. Genellikle yokuş aşağı giderken uzun süre sık sık frene basıldığı zaman arkadaşlar yanar. Kızdırma ısıtma bujisi ise dizel araçlarda bulunur. Silindirin içindeki soğuk havanın ısınmasını sağlayan motor parçası kızdırma ısıtma bujisidir. Arkadaşlar bunlar da önemli. Arkadaşlar bu açıklamaları tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Sınavlarınızda mutlaka soru olarak geliyor. Evet. 31. sorumuz. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde yandaki göstergelerinden hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir. A seçeneğimiz sis farları, B seçeneğimiz ısıtma bujisi, C arka cam rezistansı, D de uzun farların yani mavi ışın yandığını gösteriyor. Bize sorulan sorumuzun cevabı ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu gösteren gösterge B seçeneğimizdir. 32. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Evet arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar yakıt tasarrufu sağlamak için eskimiş bujileri değiştirmeliyiz. B seçeneği doğrudur. 33. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmemesi, bakın dikkat edin değiştirilmemesi, de camlar kapalı şekilde seyahat edilmesi. Yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Tabii ki camların kapalı seyahat edilmesi yakıt tüketimine arkadaşlar artmasına neden olmaz. Eğer camları açık sürerseniz yakıt fazla yakar.
34. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Evet. Debriyaj balatasının eskimesi. Lastik hava basıncının düşmesi. Aracın uygun olmayan devirde kullanılması. Bakın bunlar hepsi olur arkadaşlar. Depodaki yakıt seviyesinin azalması yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz. D seçeneği cevabımız olacaktır. Yine göstergelerle ilgili bir soru. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Evet. A seçeneğinde bakın park lambası, B seçeneğinde kısa farlar, C seçeneğinde hararet göstergesi, D seçeneğinde sis farları. Hangisi gösterge panelinde yanarsa aracımızı derhal durdurmamız gerekiyordu. Si, evet, hararet göstergesi C seçeneği doğrudur. 36. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Bujilere giden akımı yükseltmek. C. Kısa devre olduğunda sistemi korumak. D. Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. Tabii ki kısa devre olduğunda sistemi korumaktır. Sigortanın görevi arkadaşlar. C seçeneğimiz doğrudur. 37. soru. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Evet. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur arkadaşlar. B seçeneğimiz doğrudur. 38. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi, mekanik enerjiye dönüştürür? Isı enerjisini, hidrolik enerjiyi, nükleer enerji, elektrik enerjisini. Tabi burada arkadaşlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. İçten yanmalı motorlar yani A seçeneği nedir? Doğrudur. 39. sorumuz arkadaşlar. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? ABS fren sisteminin görevi neydi arkadaşlar? Frenleme anında direksiyon hakimiyetini ne yapıyordu? Artırıyordu. Evet, kalkışta patinajı önler, debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Yani D seçeneğimiz doğrudur. 40. soru. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, C lastik basıncının kendi kendine azalmasına, D belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine neden olur. Evet, rot balansın arkadaşlar yapılmaması belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine neden olur arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. Evet, yine 41. sorumuz göstergelerle ilgili. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? Evet, yine seçenekleri açıklayarak gidiyoruz. A seçeneği park lambası, B seçeneği uzun farlar, C seçeneği kısa farlar, D seçeneği dörtlü flaşör. Bize sorulan soru mavi renkte yanması. Hangi durumda mavi renk yanıyordu arkadaşlar? Uzun farlar yandığında yani B seçeneği doğrudur. 100 metre ileriyi aydınlatması gerekiyor. 42. sorumuz. Evet, verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. 2. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi. 3. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Evet, hangileri arkadaşlar?
aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklar. Lastik hava basınçlarını kontrol eder misiniz? Evet, ederiz. Aydınlatma sinyal sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığına bakmanız gerekir mi? Evet, gerekir. Ön koltuklar, kafalıklar ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlamasını yapar mısınız arkadaşlar? Tabii ki yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, burada her üçü de olması gerekir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 43. sorumuz yine göstergelerle ilgili. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Evet arkadaşlar, burada park, kısa farlar, hararet göstergesi, sis farlar. Evet, burada verilen nedir? Hararet göstergesinde derhal durmamız gerekiyor. 44. soru, araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak. Aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Bujinin daha iyi ateşlemesine, B farların daha canlı yanmasına, C akünün daha çabuk bitmesine, D elektrik tesisatının yanmasına. Evet arkadaşlar, telle sarmak neye sebep oluyor? Evet, sigortada elektrik tesisatının yanmasına sebep olur. Cevabımız Denizli. 45. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Marş, şarj, ateşleme, kavrama, debriyaj. Vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem kavrama debriyaj sistemidir. D seçeneğimiz doğrudur. 46. soru. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek. Aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Yağ ömrünün artmasına, B. Yakıt tüketiminin azalmasına, C. Bakım masrafının azalmasına, D. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. Hangisidir arkadaşlar? D seçeneği olacak. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. D seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar, son sorulara doğru geliyoruz artık. 47. sorumuz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri ve en aza indirmek suretiyle tasarlanmış olan sistem hangisidir? Şarj, direksiyon, soğutma, süspansiyon sistemi. Bakın burada yaylar, amortisörler. Yani neden bahsetmiş? Süspansiyon sisteminden arkadaşlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 48. sorumuz. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? A. Yüksek devirde, B. Zengin karışımla, C. Yüksek performansla, D. Düzensiz tekleyerek. Tabii ki arkadaşlar, toz, su ve pislik varsa aracımız düzensiz ve tekleyerek çalışır. Seçeneğimiz D seçeneği doğrudur. 49. Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Evet. Dengesiz frenleme, lastiklerin hava basıncı. Arkadaşlar tabii ki araç bir tarafa çeker. A seçeneğimiz doğrudur. Evet, son sorumuz arkadaşlar. 50. sorumuz yine göstergelerle ilgili bir soru. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir. A seçeneğimiz neydi? Sis farları. B seçeneği ısıtma bujisi. C arka cam rezistansı. D uzun farlar. Evet. Bize sorulan ısıtma bujileri Bursa seçeneğinde doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalımıza abone olarak %100 çıkacak soruları çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önceki attığım arkadaşlar ehliyetle ilgili
soruları da mutlaka çözün. Kesinlikle yüksek puan alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.